Diyar diyar geçsem seyyahlar gibi Anadolu'yu, Diyarbakır'ı seyran etmeden olur mu? İşte geldik Serhat boyuna, yar olmaya hazırız gönül boyunca. Dicle'siyle birçok medeniyete hayat veren, surlarıyla düşmanlarına geçit vermeyen, büyük imparatorların, sultanların, kralların hayallerini süsleyen, toprağının cömertliğiyle halkını bereketlendiren ve hikayeleriyle, destanlarıyla, efsaneleriyle ünlü alemi cihana nam salan şehri diyar, yani Diyarbakır'dayız. Tarih içinde Amit, Kara Amit, Diyarbakır, Diyarbakır adlarıyla geçen Anadolu'nun diyarı birçok medeniyetin ayak izini taşır. Diyarbakır'ın tarih boyunca şanına yakışır bir şekilde çok ziyaretçisi olmuş. İşte o ziyaretçilerden biri de Sahibi Hud, yani Hazreti Yunus aleyhisselamdır. Hazreti Yunus, Musul'dan Diyarbakır'a gelerek bir süre ikamet etmiş. O zamanlarda güzelliğiyle bilinen Amida isminde bir kız hükümdarlık ediyormuş. Yunus aleyhisselam Amida ile görüşerek onu Müslüman olmaya ikna etmiş. Daha sonra Diyarbakır'a yapılacak olan kalenin planlarını çizerek Amida'ya teslim etmiş. Amida bölgesinin en iyi ustalarına kaleyi yaptırmış. Kale tamamlandıktan sonra Yunus aleyhisselam kalanız mamur olsun, gönlünüz sürur olsun diye dua etmiş. O günden sonra şehrin adı Kız Şehri anlamında Diyar-ı Bikr olmuş. Ey ruhunu yad ellere yar eylemeyen şehri Diyarbakır! Surlarında binlerce cengaverin kudreti var ki aşamadılar. Ey hükmünü yad ellere yar eylemeyen şehri Diyarbakır! Surlarında ne harpler gördün ki hala dimdik ayaktalar. Dillere destan tarihe sahip olan Diyarbakır'ın ilk yerleşim yeri İç Kale tam anlamıyla tarihin ta kendisidir. Çin Seddi'nden sonra dünyadaki en uzun surlardan biri olan Diyarbakır surlarının uzunluğu yaklaşık olarak 5,5 kilometredir. Bedenler, yani kale duvarları arasında yer alan 82 burcun çoğu silindir biçimindedir. Bazıları ise 4 ya da 6 köşelidir. Bu burçlardan Ulu Beden, Yedi Kardeş, Keçi, Nur, Fındık, Mervani, Kral Kızı, Akrep burçları en tanınanlardandır. Efsaneye göre düşmanlar Diyarbakır'ı kuşatmış, günler süren çatışmalardan sonra yedi kardeşin savunduğu bir burç dışında tüm kent düşmüştü. Düşman kral uzlaşmak üzere kardeşlere bir elçi yollamış. Yedi kardeş elçiye teslim olmak koşullarını bildirmiş. Ey kuvvetiyle aslanları bile ürküten ahali! Burcu teslim almaya bizzat kral ve komutanlar gelsin ve teslim olduğumuzda canlarımız bağışlansın. Kral da koşulları kabul etmiş ve komutanlarıyla birlikte burca gitmiş. Ancak girer girmez kulakları sağır eden bir patlama olmuş. Yedi kardeş barut deposunu havaya uçurmuş. Patlamayla birlikte kral, komutanlar ve yedi kardeş ölmüş. Kent kurtulmuş ve yedi kardeş şehir için canlarını feda etmiş. Ey Dicle! Kardan, yağmurdan aldın suyunu, akarsın. Yardan aldın çokluğunu, coşarsın. Haktan aldın bolluğunu, dağıtırsın. Bereketinle
nice topraklara varırsın. Yaygın inanışa göre 1900 kilometre uzunluğundaki Dicle Nehri'nin haritası bereket peygamberi olarak bilinen Hazreti Danyal tarafından çizilmiş. Allahu Teala Danyal peygambere bu görevi verdiğinde onu şöyle uyarmış. Elindeki asa ile suyun çıktığı mağaranın ağzından başlayarak bir çizgi çiz. Su arkandan gelecek. Ancak yetimlerin, dul kadınların, fakirlerin, vakıfların malına ve mülküne yetiştiğin zaman güzergahını değiştir ki su bunlara zarar vermesin. Camiler yeryüzünde Allah'ın evleridir. Gökteki yıldızların yer ehlini aydınlattıkları gibi onlar da gök ehlini aydınlatırlar. Caminin önemi bir hadiste böyle belirtilir. İslam dünyasının 5. harem-i şerifi olarak bilinen Anadolu'nun en eski camilerinden biridir Ulu Cami. Bugüne kadar nice Müslümanın namaza durduğu Ulu Cami 639 yılında yapılmıştır. Caminin 4 ayrı cephesi Müslümanlığın 4 ana mezhebine ayrılmıştır. Halen İslam'ın 2 mezhebi Hanefilikle Şafilik iki ayrı mekanda ibadetlerini sürdürmektedir. İslami yapıların arasında farklı bir yeri olan Ulu Cami'nin üzerinde farklı dönemlere ve medeniyetlere ait çok sayıda yazıtlar vardır. Diyarbakır'ın bugün gibi geçmişte de Doğu'nun kültür merkezi olduğunun en güzel tanığı olan Ulu Cami'nin çevresinde yer alan iki medresede göz alıcı bezemeler bulunmaktadır. Ulu Cami'nin içinde 11 ve 12. yüzyılda yaşamış ünlü İslam ilim adamı El Cezeri'nin güneş saati vardır. Dört ayaklı cami ya da Şeyh Mutahhar Camii, Anadolu'da 4 sütun üzerine oturtulmuş minaresiyle tek örnektir. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Bir kimse evine gelene nasıl ikramda bulunursa, Allah da evine yani camiye gelene özel ikramda bulunur. Yöre halkı tarafından dilek tutup minarenin altından 7 defa geçenlerin dileğinin gerçekleştiğine inanılır. Yaklaşık 500 yıldır ayakta duran camii 2 adet 48 santimetre, 2 adet 40 santimetre çapında 4 sütun üzerine oturmuştur. Tarihi evler değil, tarihin evleridir Diyarbakır evleri. Her evde bir bahçe, her bahçede bir ev vardır. Mezopotamya'nın bittiği yerde yani Amit'tedir. Yazları serin, kışları sıcaktır. Özce Diyarbakırlıdır evleri Diyarbakır'ın. Diyarbakır evleri Anadolu'nun köklü yapı geleneği, Doğu'dan ve Mezopotamya'dan gelen etkilerle beslenmiş, yörede var olan her kültürün katkısıyla yeni sentezlere ulaşmıştır. Bu sentezin sonucu olan avlulu plan anlayışı, medrese, han, cami gibi kamu yapılarının yanı sıra geleneksel Diyarbakır evinde de görülür. Thank you.
değişen iklim nedeniyle eski Diyarbakır evinde sudan oldukça fazla yararlanılmıştır. Mimari çözümlerde sudan, suyun sesinden ve serinliğinden yararlanma estetiğinin ürünü olan selsebiller, Artuklulardan günümüze ulaşan önemli bir mirastır. Dicle'nin kolları vurdu mu toprağa, bereket fışkırır. Dicle'nin kolları uzandı mı toprağa, verimli hasat çıkarır. Dicle'nin kolları değdi mi toprağa, sofralar şenlenir. Diyarbakır denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de karpuzdur. Tıpkı şekli gibi dünyanın tadı, lezzeti vardır Diyarbakır karpuzunun. Yetiştirene hayat, yiyene lezzeti ikram ihsan eyler. O kadar kısmeti vardır ki karpuzun çekirdeği bile haneyi güldürür. Diyarbakır sofralarının şahıdır kaburga dolması. Düğünlerde, şenliklerde ve diğer önem arz eden günlerin olmazsa olmazıdır. Geniş meralarda yetişmiş koyunun göğüs kafesi dikilip içine ustalıkla iç pilav doldurularak yapılır. Diyarbakır'a gidip de kaburga dolması yemeyenler damaklarını bu fevkalade lezzetli yemekten mahrum eder. Ayrı bir lezzeti olan mumbar özel tatlardan biridir. Diyarbakır'ın içli köftesi de damağın hak ettiği tatlardan biridir. Surlarında kudret, şehrinde azamet, Dicle'nde bereket, ruhunda hürmet, gidiyoruz heybetli vilayet. Camilerden hayır aldık, sofrandan tad aldık, yüreğinden mertlik aldık, halkından selamlar aldık. Gidiyoruz ey Diyarbakır!